tarifsiz mutluluklar vardır hayatta. Bazen eve bir adımını atarsın, mutfaktan mis gibi kokular yükselir. Sevdiklerimiz için yemek hazırlamak, aynı sofrayı onlarla paylaşmak, birlikte zamanın tadına varmak. Hadi gelin, devamlı mutfağımda konuşalım. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine çok lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Bugün Beef Wellington yapacağız. Yapımı zor gibi gözüken, kulağa böyle çok hoş gelen, sunumunda çok şık olduğu bir tarif. Bugün Beef Wellington'ı lezzetin çok daha ötesine taşıyacağız. Et yemeği yaparken etin mühürlenme yönteminde böyle dikkat etmek gereken bir iki püf noktası var. Ben size onlardan bahsedeceğim. Bunları mutlaka not almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü et, balık, tavuk, ne mühürlerseniz mühürleyin, doğru derecede yaparsanız işlemi etinizin sertleşmesi çok da mümkün değil. Şimdi etin böyle çok sert olmaması, için yumuşacık ama dışının iyice kızarmış olması için dikkat etmek gereken şeyler. Birincisi, etin mutlaka oda ısısında olması gerekiyor. Yani ben bu bonfileyi marine etmiş de olsam, soslamış da olsam ya da bu haliyle de olsa buzdolabından çıkartır çıkartmaz bir tavanın içine ya da bir fırının içine koymamalıyım. Çok soğuk bir eti yüksek bir ısıyla buluşturduğunuz zaman et kendini kasar ve tamamen sıktığı için de günün sonunda sert bir etle karşılaşırız. Bir diğer şey de mühürlemedeki kullanacağınız materyalin bu tava olabilir, tencere olabilir, tepside fırında mühürleyecek olabilirsiniz. Her neyi kullanacaksak bunun çok ısınmış olması gerekiyor. Yani ben etimi fırında da mühürleyeceksem fırının çok yüksek ısıda ve fırın içindeki tepsinin de ısınmış olması gerekiyor. Şimdi ben bugün tavada mühürlemeyi göstereceğim için şöyle hemen ocağın altını yakıyorum. Biz burada diğer işlemleri yapana kadar döküm tavam iyice ısınacak. Bu teflon ya da çelik de olabilirdi. Bunda hiçbir problem yok. Artık tavanın içindeki sıcaklık, alevi ve sıcaklığı avucumun içine gelecek kadar ısınana kadar tavayı bırakıyorum. Eti bir 5-10 dakika önce buzdolabından çıkardım. Parmağımla dokunduğumda artık oda ısısında. O zaman üzerine bolca tuz ve karabiber çekiyorum. Her tarafına eşit gelecek şekilde şöyle çevirelim. Bu arada bu bonfile, bonfile dananın sırt kısmındaki et parçasıdır. Hayvan hareket ederken en az hareket eden kısmı olduğu için en az kaslı yeridir. O yüzden çok yumuşaktır ve çok lezzetlidir. Bu yüzden hep bonfile seçeriz. Kuzunun bonfilesine de küşneme denir ve çok küçük bir parçadır. Her kuzudan tek bir parça çıktığı için de çok kıymetli, bulunması zor ve biraz da pahalıdır. Ama dana bonfile herkesin her zaman bulabileceği et türlerinden biri. Şimdi burada karabiberi de çektim. Zeytinyağı hem etin biraz daha yumuşamasını hem de üzerindeki baharatın etin içine emilmesini sağlıyor. O yüzden zeytinyağı gezdiriyorum. Buradaki amaç et yağlansın ve tavaya yapışmasın değil, lezzet içine geçsin diye. Biraz şöyle kekik, tamamen koku bırakması için. Taze kekik özellikle kullanıyorum. Kuru kekik kullanırsanız mühürlerken o kuru kekik yanmaya başlıyor ve acı bir tat bırakıyor. Bunu da kimse istemez. Böyle üzerine taze taze mis gibi kekik kokusunu istiyorum. O yüzden kekik ve biberiye de bu taze olanı kullanmak çok daha iyi. Şimdi bunu sabahtan yapıp streçleyip dolaba koyabilirsiniz bu işlemi. Ama akşam geldiğinizde bu eti mühürleyeceğiniz zaman mutlaka dolaptan çıkartın. Az önce bahsettiğim gibi oda ısısına indirin ve öyle mühürlemeye başlayın. Tava iyice ısındı. Şöyle elimi koyduğumda artık sıcaklığın harlı halini görebilecek haldeyim. Buradan iyice şöyle eti hazırladığım marineye buluyorum. Bu arada et marine ederken işte soğan suyu, süt, yoğurt gibi şeyler kullanmanıza hiç gerek yok. Doğru ısı ve doğru mühürlemeyle et zaten yumuşacık oluyor. Bu yaptığımız diğer işlemler bence eti çürütüyor ve bütün tadını tam tersi değiştiriyor. Et lezzetini almıyorsunuz. Ha bu bir mangalsa evet, ama evde yapacağınız et yemeklerinde
eti en yılın haliyle mühürlemek çok daha lezzetli oluyor. Şimdi bırakıyorum. Yine burada dikkat etmemiz gereken başka bir şey var. Şu an eti çevirmeye çalışmayacağım. Bu yapabileceğim en büyük yanlışlardan biri olur. Çünkü zaten bu tarafı mühürlendiğinde tava onu bırakacak. Ve ben tavanın bırakmasını bekleyene kadar kesinlikle çevirmeyeceğim. Şöyle bir deniyorum. Evet, artık tava eti bırakıyor. Demek ki çevirebilirim. Aslında kaç dakika mühürlemeliyiz sorusunun cevabını bana tava kendi veriyor. Bırakmıyorsa doğru dakikada değilsiniz. Hem eti parçalar hem de erken çevirmiş olursunuz. Bir diğer konu da etin her tarafını mühürleyeceğiz. Yani etin her tarafı kahverengi olacak. Şu an kırmızı kısımlar var, pembelikler var. Her tarafını eşit şekilde 360 derece mühürlerseniz et hiçbir yerden kaçak bulup suyunu dışarı bırakamaz. Yani bütün suyu içeriye hapsetmiş oluruz. Özellikle dik tutup şu ön ve arka kısımlarının dışında yanlarını da mühürlüyorum. Şuralarının beyaz kalmasını ya da pembe kalmasını istemiyorum. O yüzden mutlaka kahverengiye dönmeli. Artık ocağın altını kapatıyorum. Etlerin her tarafı tamamıyla mühürlendi. Şimdi buradan sonrası artık milföyün içine sarma kısmı. Şimdi etleri mühürledik. Artık milföy hamurlarının arasını saracağız ama arasına bir iki güzel lezzet daha katmak istiyorum. Aslında Bip Wellington'ın orijinalinde de olan mantarlı bir harç hazırlayacağız. Bu harç için bir pişirmeye gerek yok. Çünkü zaten böreğin içinde etin de lezzeti ve suyuyla beraber oldukça güzel bir şekilde pişecek. Bunun için çok küçük küçük doğrayabilirsiniz ama bu tarz bir robottan da yardım alarak mantarları çok ince ince bir harç çekebilmek için robottan geçirmem gerekiyor. Şöyle küçük küçük parçalara ayırıp içine atıyorum. Herhangi bir mantar türü kullanabilirsiniz. Ben kültür mantarı kullanıyorum şu an. Bir diş sarımsak atıyorum. Biraz tuz. Yine biraz karabiber. Burada herhangi bir yeşillik çok yakışır. Bu maydanoz olabilir, biberi olabilir, kekik olabilir. Ette de zaten kullandığımız için şöyle biraz biberiye ile lezzetlendiriyorum ve robottan geçmeye başlıyorum. Bu kadar çekmek benim için yeterli. Şöyle kaşıkla da gösterelim. Kıymaya benzer ama mantardan bir harç elde ettik. Hazırladığım harcı bir kaseye alıyorum. Harç tavuk yemeklerine de çok yakışıyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi bonfile hazır. Bir parça füme kaburga ya da antrikot kullanabilirsiniz demişim. Ben antrikot kullanıyorum. Mantarlı harcım da hazır. Milföy hamurunun arasına bunları sırasıyla koyarak saracağım. Bu hazır bir milföy hamuru. Fakat şöyle bir durum var. İşte milföy hamurları birazcık kalın ve küçük ölçekli olduğu için benim bunu birazcık enine ve boyuna açarak büyütmeye ihtiyacım var. Bu büyütme hem inceltecek ve bir hamur yemiyor hissi verecek. İncecik bir çıtırtı olacak etrafında. Hem de eti çok rahat saracağım. Bunun için bir merdane kullanabilirsiniz. Biraz da un tezgaha serpmek gerekiyor ki hamur yapışmasın. Elimle bir parça un alıyorum. Biraz enine, biraz boyuna hamuru genişletiyorum. Yeterli. Şimdi önce alta antrikottan koyuyorum. Sonra üzerine mantarlı harçtan bırakıyorum. Ve bir parça mühürlediğim etten alıyorum. Şimdi etin üzerine sıkıca örtmek gerekiyor.
ikinciye katladığımızda burada çok kalın bir hamur oluşmasını istemediğim için şöyle bıçakla hamurdan bir parça çıkaracağım. Çünkü o zaman 4 kat hamur birikmiş oluyor. O yüzden şu kısmını çıkarıyorum ve eti bu şekilde kapatıyorum. Yine aynı işlemi bu tarafta da yapacağım. Çok kalın olmaması adına buradan bir parçayı kesiyorum ve eti kapatıyorum. Şimdi bütün etleri aynı işlemi sırasıyla uygulayacağız. Bu arada fırından artık tepsiyi çıkarabilirim ve fırını yakarsam artık ısınmaya başlar. Hazırladığım hamurları bunun üzerine koymak istiyorum. Bu milföy hamuru olduğu için turboda pişireceğim. Turbo dediğimiz şey aslında hamur işlerinde kek, börek, poğaça yaparken hızlı bir şekilde kabarmasını sağlayan bir teknik. Çünkü içeride bir hava sirkülasyonu dönüyor ve hamurunuzu istediğiniz hacme kadar yükseltiyor. O yüzden milföy hamurunu turboda pişireceğim. Turboyu seçiyorum. 180 derece ideal. Zaten et ufak ve mühürlendiği için 180 derecede milföy hamuru pişene kadar içindeki et de istediğim ısıya ulaşmış oluyor. Fırın artık 180 dereceye ulaştı. Birazdan fırına atacağım ama fırına göndermeden önce üzerine yumurtanın sarısıyla böyle hafif parlaması için yumurta sarısı süreceğim. Büyük ve tam kol bonfileden tek bir parça beef wellington yapsaydık bu artan hamurlardan ya da bir başka hamurdan üzerine işte kafes gibi şekiller yapıp verebilirdiniz, iz verebilirdiniz ama tek kişilik porsiyonlarda bence böyle bir şeye gerek kalmıyor. Ben şimdi ortalığı toparlayıp hemen böyle yumurtanın sarısını çırparak üzerine sürmeye başlayayım. Fırın 180 dereceye çıktı. Yağlı kağıtların üzerine hazırladığım kişi başı düşünebilirsiniz. Porsiyonlanmış şekilde kişiye özel düşünebilirsiniz. Etlerimiz hazır. Şimdi yumurtanın sadece sarısını kullanarak şöyle çırpıyorum. Ve bir fırça yardımıyla hafif sürüyorum. İstediğiniz şekli, deseni verebilirsiniz. Ben böyle düz şekilde süreceğim. Yine özellikle turbo kısmında pişireceğim. Hamur iyice hacimlensin ve puf böreği gibi kabarsın istiyorum. Şimdi turboda pişireceğim çünkü kabarsın ve fanla beraber puf böreği gibi olsun istiyorum demiştim ama 15 dakika bu şekilde kabarıp pişmesi yeterli. Son 5 dakikasında fırının crispy özelliğiyle böreğin üzerinin çıtır çıtır olmasını sağlayacağım. Şimdi 15 dakika turboda pişirelim. Sonrasında da 5 dakikada sadece çıtırtı kazanması için crispy'yi seçeceğim. Şuradan hemen 15 dakika yapıyorum. Asıl kısım o crispy yani çıtırtı kısmında olacak. Şimdi 15 dakika kendi istediğim gibi pişti ve kabardı. Son 5 dakikasında da hamurun sadece yüzeyinde böyle çıtırtı olsun istiyorum demiştim. Bunun için son 5 dakikayı crispy özelliğiyle pişirmeye devam edeceğim. Bunu seçtim. Ve 5 dakika sonra üzeri çıtır çıtır bir hamur çıkarmış olacağım fırından. Ve bitti zaten. Hemen çıkarıyorum. Normal bir et yemeği yaptığımızı yanına mutlaka işte pilavlı, makarnalı, patatesli bir herhangi bir karbonhidrat istiyoruz. Yanına sebzelerle garnitür yapıyoruz ama bu her şeyi bir arada, hepsi içinde bir menü oluyor. O yüzden servis ederken de misafirleri hem şaşırtıp hem de oldukça özel hissettirdiğini düşünüyorum. Küçücük bir et parçasını İçeride bir şef hazırlamış kıvamında sofraya getirebilmek için bu çok pratik tarifi sizler de evlerinizde uygulayabilirsiniz. Bir başka tarifte görüşmek üzere.